Assertiveness'de asıl belirleyici olan hadise kişinin kendini assertive olabilmek için um, kendini zorlamasından geçmez. Daha çok assertive olmasını engelleyen bir takım duygu ve düşünceleri durdurmasına ve değiştirmesine bağlıdır bu. Geçmişten günümüze hepimizin assertive olması gereken ya da olabileceği alanlar, zamanlar, durumlar olup olmuştur. Olur da hali hazırda bu yaşıma rağmen benim de esörtif olmam gereken zamanlar, durumlar oluyor. Ama kimi zaman o duygu ya da düşünce beni düşündürüp de durdurabiliyor. Ne gerek var şimdi buna? Bunu neye yapacaksın? Niye söyleyeceksin? Hatta bazen çoğunlukla bu aralar beni şu durduruyor. Ya sen bunu söyleyeceksin de kim anlayacak? Ya da kim ne anlayacak bu söylediğinden size. Ya da bu yaptığın şey düşündüğünde kimin ne işine yarayacak düşüncesi de olabilir. Halbuki geçmişten günümüze şöyle bir kendimizi değerlendirecek olursak yaşımız ne olursa olsun durduğumuz zamanlar, kendimizi engellediğimiz zamanlar Hatta biz kendimizi engellediğimizde başka birinin o toplantıda, o faaliyette, o çalışmanın içerisinde çıkıp da bir şey söyleyip diğerlerinin vay u süper falan dediği zamanlarda içimizden geçen düşünce de şudur salak niye söyleyemedin ki bunu bak herif senden önce çıktı söyledi gördü mü aldı puanları ya bir şey söyleyeceğim ben sana şimdi bir yandan da şunu düşünmek lazım tamam o onu söyledi o sırada toplantı sırasında o dakikalarda beğeni kazandı bunun da bir dozu var zaten şimdi. Sen bunu esörtif olacağım diye 5-6 kez yaparsan belli bir süre sonra toplantının dinamiğini bozarsın. Her şeye müdahaleci olmak, her konuda konuşmak, sürekli konuşmak da esörtifiniz değildir. Şimdi konuşulması gereken bir konu vardır. konuşma ile ilgili bir süreç vardır. O sürecin dışına taşar şekilde de esörtif olacağım diye. Şu da var, bu da var o da var, o da var Şekline konuşacak olursam bu sefer birileri döner ki yeter kardeşim sus yani tamam anladık bir şeyleri biliyorsun ama o kadar da değil derler. Hı. Burada assertiveness demek söylenmesi gereken şeyin, yapılması gereken şeyin uygun zaman diliminde, uygun süre içerisinde doğru şekilde uygulanmasıdır. O davranışın gösterilmesidir ama söylemektir. <laughs> Ama yapmaktır, ama ikazda bulunmaktır, ama problem çözmektir. Ama problemin çözümü için adım atmaktır. Ama hatayı doğrudan manipüle etmektir. Bunlar değişir durma, şartlara göre değişir. Bir de karşımızdakinin düşündüğünde kim olduğu, ortamın nasıl bir ortam olduğu, diğerlerinin kimler olduğuna da bağlıdır resultatınız. Fazlasıyla konusuna hakim, pek çok şeyin farkında bir grubun içerisinde ya da bir kişiliğin karşısında esörtif olamamamız da gayet doğaldır. Aa ben esörtif olamadım, aa şunu yapamadım, aa burada bunu yapmam lazımdı. Yani güç dengesi denen şey burada karşımıza çıkar. Bütün bunları düşünmek, tahlil etmek lazım gelir. Kendi geçmişimi düşünüyorum. 20'li yaşlarımdayken benim de evet şimdi ben burada bunu söylemeliydim. Niye söylemedim ki? Adam bak söyledi ve puanı aldı şeklinde kendi kendime hayıflandığım zamanlar olmuştur. E ne yapalım? Yani geçen geçmiştir, biten bitmiştir. Önemli olan durumdan ders çıkarmaktır. Önemli olan bu durumda biz ne yapabiliriz? ona bakmaktır. Öte yandan bir toplantı söz konusuysa, ise esertif olmamız gereken bir çıkışı biz yapılmadıysak öbür çıkışı biz yapmışız. Ama bir çıkışı biz yapacakken diğer çıkış düşündüğümüzde beklediğimiz zaman diliminde beklediğimiz şekilde de gelmeyebilir fırsat. Çıkamayabiliriz de. İlla çıkacağım derken bir laf vardır yırtık şeyden fırlamak gibi fırlamanın da anlamı yoktur. Esürtif olacağız diye. Çünkü bunun sonuçları da vardır. Hep hep kok kokpit örnekleri verilir ya yani işte şunu yaptın, bunu yaptın, kaptan şöyle yaptı, sen ne yaparsın? Kaptan böyle yaptı, sen ne yaparsın? Bilmem tersinden de düşünmek lazım. Efo böyle yaptı, sen ne yaparsın? <laughs> güç dengelerinin Nefo'dan yana olduğu tarihte bir ve bu yüzden de kaptanların müdahale edemediği kazalar da yaşanmıştır mesela. İşte silahlı kuvvetler geçişli e Efo'nun düşündüğünde kaptandan silahlı kuvvetlerde daha kıdemli olması, onun daha sonradan sivil havacılığa geçmiş olması <laughs> ve benzeri denklemler var. Bunların kazaları yaşandı. Şimdi Bunlar hep iç içe geçmiştir. Matruşka gibidir. Bunların tek bir cevabı yoktur. CRM'e hazırlananların ya da kurula hazırlananların ya da avcılık mülakatlarına hazırlananların en büyük tecrübesizliği, en büyük hatası şudur. Bir takım kaynaklarda ya da kaynak olmayan video benzeri şeylerde doğru cevapları net bir şekilde verilmesini isterler kendilerine. Bu YouTuber kültüründen kaynaklanır. YouTuber, YouTuber'sa YouTuber'lığını yapmak zorundadır. Doğru cevapları net olarak karşı tarafa sunmak zorundadır. Doğru cevabı yerinde tam zamanda sunmadıysa YouTuber, YouTuber değildir. O video izlenmez, o kanal izlenmez, o kanal takip edilmez. Sen bir tamirat videosu çektiysen, videoyu, vid, e, vidayı nasıl sıktığını ayrıntısıyla göstermezsen ya da göstermene rağmen izleyen vatandaş kendi tecrübesizliğinden ya da algı problemlerinden dolayı orada hatalı bir montaj yaparsa onun faturası sana çıkar. Şimdi bu hesap. Maalesef ki bu alanda çalışan psikologlar bütün meslektaşlarıma da bu anlamda kefilim. Diyorum ya hepsi düzgün, iyi çocuklar yani. İyi insanlar var aralarında. Gerçekten kalifiye çok insan var. Ellerinden geleni yapıyorlar doğru cevabı ağzınıza böyle hap yapıp koymamızı, yutturmamızı beklemeyin. Assertiveness nedir? Assertiveness şudur, şunu yaparsan assertif olursun gibi bir şey yok. Bak assertiveness'te nelerin olabileceği, nelerin içinde olabileceğine dair tam 6 dakika konuştum. Ama o zaman şimdi sıra kimde, görev kimde? Sizin düşündüğünde assertif olmak istiyorsanız Kendinizi bir gözden geçirmeniz lazım. Kendinizi hakkaniyetli bir şekilde gözden geçiremiyorsanız, objektif olamıyorsanız, objektif olduğunuzu düşündüğünüz bir kaynağa başvurmanız lazım. Objektif olduğunu düşündüğünüz kaynak gayet de objektif olabiliyorsa, anneniz, babanız, kardeşiniz, abiniz, ablanız, çevrenizde güvendiğiniz bir insan da olabilir. Anlatabiliyor muyum? Ya da gerçekten bir profesyonele de başvurabilirsiniz. Ama bir profesyonele başvurduğunuzda bu başvurduğunuz profesyonel sizin komşunuz, halanızın oğlu, dayınızın bilmem nesi ya da gidip de ben bu profesyonel adama iki soru sorayım, cevap alayım ya da bir şey danışayım şeklinde olmaz. Bu pilot da olsa, havacılık psikoloğu da olsa bir profesyonelden yardım aldığınızda aranızdaki ilişkinin profesyonel olması lazım. Adam ayaküstü sana yalan yanlış bir şeyler de söyleyebilir. O sırada seninle ilgilenmiyor da olabilir. Kendi doğru düşündüğü bazı yanlışları sana aktarmış da olabilir. Bu yüzden de özellikle bu tip yardımlar alınırken, bu tip destekler alınırken, bu tip sorular sorulurken bütün bunlar gözden geçirmelidir. Çok sevdiğiniz komşunuzun olması psikoloğun ...size doğru şeyi hemen söyleyeceği ya da seni doğrudan tanıdığı, hemen seni anladığı, durumunu kavradığı anlamına gelmez. Bir EFO ya da kaptan pilota bir şey danıştığında söylediği şeyler onun sadece onun görüşlerini temsil eder. Bütün havacılık tarihini temsil etmez. Bütün hava yolunu temsil etmez. Hava yolu ne kadar iyi olursa olsun... ...onun orada uçuyor olması ya da bu arkadaşımızın orada meslektaşımız orada psikolog olması ayaküstü profesyonel doğru düzgün bir yardım almadığınızda duyduğunuz şeyler sizin bütün sorunlarınızı çözmez. O yüzden çok dikkatli olmanız gerekir. Birden fazla kaynağa başvurmanız gerekir. Çok fazla kaynağı bir arada düşündüğünüzde gözden geçirmeniz gerekir. İnsan kaynağından da bahsediyorum. Ve bu düşünceyle bütün bunları da analiz edecek olan sizsiniz. Ama analiz edeceksiniz bir duyguya, bir düşünceye, bir söyleme, bir söylenilene kapılıp onun peşine takılıp aha doğru budur şeklinde ilerleyemezsiniz. İlerlememeniz gerekir. Bu yüzden de assertive konusunda, assertiveness konusunda, esörtifiniz konusunda da pek çok kaynağı okumanız gerekir. Şimdi ben CRM dersi anlatıyorum. CRM dersi anlatırken sadece düşündüğünde assertiveness üzerine durmuyoruz. Bir, ikincisi diğer CRM komponentlerin assertiveness üzerindeki etkisini de inceliyoruz. Durumsal farkındalığında düşündüğün assertiveness üzerine etkisi var. E durumsal farkındalığın olabilmesi için öz farkındalık olmalı diye diyorum. Aylardır bas bas bağırıyorum. Yeni yeni bir takım sesler de bana katılmaya başladı. Evet öz farkındalık şeklinde. E şimdi iki tane, üç tane matruşka oldu birbirinin içine geçmiş olan. Daha diğer çevresel faktörler vesaireler var bu işin içerisinde. Kişinin egosu var. Ego ön plana çıktığında ESertif görünebilir kişi ama maç olduğunda ESertif görünebilir kişi ama belki de ESertif değildir, maç odur. Belki de egosu yüksektir. Belki de şımarıktır. Şımarık tipler vardır mesela senin o bahsettiğin toplantıda. Böyle vale değil böyle. Abi memni değil böyle. konuşurlar. Bunlar kurumsal ortamları, kurumsal akışı da bozarlar mesela. Ha, en sonunda zaten öyle ya da böyle bunlar outcast olurlar. Yavaş yavaş grubun dışına kaydırılırlar. Şirketin kurumsal ortamın dışına kaydırılırlar. Ondan sonra da bunun da sorumlusu yine kim olur? Onları dışarı kaydıranlar olur. Onları yavaş yavaş dışarı ya da doğrudan dışarı atanlar olur. Neden? Onlara göre onlar hatasızdırlar. Yani esortif olmak maç olmak demek değildir. Kendi halinde sessiz sakin görünen biri gayet esörtüde davranabilir. Sessiz atın çiftesi pek olabilir. Anlaştık. Mı?